tanrı yapmaya başladılar. Onu yarı tanrı yapanlar çünkü onu yarı tanrı yaparak kendi kariyerlerini garanti altına alıyorlar. Ondan sonra da şikayet ediyorlar. Vay efendim niye bunlar bu kadar şey oldu, otoriter oldu? Niye bu liyakat? Niye bu liyakatsizlik var falan diye. Şimdi Yavuz Bey o kadar önemli bir şey söylediniz ki. Bu insanlığın genel problemidir. Yani güç çok tehlikeli bir şey. Yani güç bozar şeyi de mutlak güç daha da bozar diyor ya. Şimdi Türkiye, dünya bunu yaşadı. Kontrolsüz güç en tehlikeli güçtür. Bu fizik olarak da böyledir. Sosyal hayatta da fizikte mesela elektrik kontrol etmeseniz çok tehlikeli. Su, yangın, bunlar. Yönetimde bu daha tehlikelidir. Bunu insanlık evrensel olarak değerlendirmiş ve bir kuvvetler ayrılığı getirmiş. Yani bir insana çok güç verirseniz, bunun arkasından denge ve denetleme geliyor. Bakın yasama, yürütme, yargı ve arkasında özgür medya, arkasından STK. Bunlar özgür olacak, birbirlerinin işine karışmayacaklar, birbirlerine bir üstünlükleri olmayacak. Ayrıca birbirlerini denetleyecekler, denge ve denetleme. Mesela bu AK Parti'nin en başarılı şey dönemi ne zamandır? 2002-2007'dir. Çünkü yukarıda Cumhurbaşkanı'nda kim var? Ahmet Necdet Sezer var. Yani dolayısıyla denetleme var. Devlette bir denge ve denetleme şöyle böyle de olsa işliyor. Ama Abdullah Gül seçildi yine partiden ve çok büyük bir varlık şey gösteremedi şey olaraktan. Ne bozuldu? Türkiye'de bu devlet denge ve denetleme şeyi bozuldu. Abdullah Gül noter gibi gelen her şeyi onaylıyordu. Denge bozuldu ve Türkiye'de gittikçe işte bu anayasal çürüme ve kurumsal çürüme dediği şey de o. Birey yani tek adamlık şeyi çok fena şekilde yükseldi. Onun için Montesquieu diyor ki bir ülkede diyor kuvvetler ayrılığı işlemiyorsa o ülkede hukuk da yoktur, anayasa da yoktur diyor. Kuvvetler ayrılığı. Çünkü hatta kuvvetler ayrılığı şöyle çağırıyor, bir daire olarak düşünün. Kuvvetler hep bir tarafından çekiyor. O dengede durur diyor. Devlet yapı durur diyor. Kamuya zarar veremezsiniz devlete diyor. O denge vardır diyor çünkü. Ama birisi mesela yürütme öne çıkarsa veya yargı öne çıkarsa veya diğer işte şey öne çıkarsa o sürünmeye başlar ve o ülkenin şeyi bozulur diyor. Stabilite şeyi bozulur diyor. Bir de liderlerle ilgili şunu söylediniz. Bakın insanlığın temel şeyi tekamüldür. Bu evrimde vardır. Sosyolojik olarak da vardır. Sirkülasyon olmazsa gelişme olmaz. Sirkülasyon olur. Yani birisi gidecek, öbürleri gelecek, öbürü gelecek. Bir yarış, bir rekabet olacak. Türk siyasetinde bu yok maalesef. Yani dediğiniz gibi liderler geliyor, ölünceye kadar veya şey yapıncaya kadar uzun yıllar devam ediyorlar. Sirkülasyon olmuyor. Bu sefer ne yapamıyorsunuz? Çağı yakalayamıyorsunuz. Kuşak farkı var. Kuşak farkı var. Şimdi Türkiye'de bizimle öbür kuşaklar arasında çok fark var. Gençler hani Z kuşağı falan deniyor. Ben çok inanıyorum, güveniyorum. Bir de bir zamanımız var mı? Bazı şeyler söylemek istiyorum. Bir sizin programa katıldım ben. Çok programlardan beni davet ettiler, katılmıyordum. Yani televizyonlara katılmadık. Öyle bir kararımız vardı. Orhan Uğuroğlu Bey bugün gelemedi. Benim dostum ısrar etti, şey yaptı. Sebebi şu, biz... Orhan abi, yani değerli seyirciler, Orhan abinin sağlığı gayet iyi. Bugün bir mahkemede tanık olması gerekiyordu. Biliyorsunuz yani tanık olarak bile gitmediğiniz zaman mahkemeye polis soruyla götürülüyorsunuz. Onun için gelemedi. Çok şükür sağlığında falan bir sıkıntı yok. Nöbet de bizde yani. Ne yapalım? Bugün de nöbet bizde olsun. Şimdi burada Flash TV'ye Orhan Bey sizlere teşekkür ediyorum. Yani bunu özellikle belirtiyorum. İlk programımız bu oldu. Bundan sonra diğer televizyonlara çıkacağım inşallah. Şimdi bizim Tam Demokrasi Platformu diye bir projemiz var Yavuz Bey. Bu Tam Demokrasi Platformu projesi biz vakfımızın 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırladık. İnsani Değerler Derneği ile birlikte. Yani İnsani Değerler Derneği ile birlikte dernekler kanunu 2. maddesine göre bir platform oluşturuyoruz. Şu ana kadar pandemi girdi. 6 tane yani Sayın Kılıçdaroğlu, biraz önce söyledim, Doğu Perinçek dahil, Önder Aksakal dahil, Temel Karamollaoğlu, başka bir Merkez Parti Başkanı, Abdurrahim Kalkın, neyse 6 partiyi, siyasi partileri ziyaret ettik. Ve hepsi bu projeye, yani Tam Demokrasi Platformu, Türkiye'de demokrasinin gelmesi için ve aynı zamanda bir barış projesi, bu kardeşlik barış, mesela şeyin söylediği Kılıçdaroğlu'nun helalleşme diye bir şey var. O zaman yani yeter, kavga etmeyelim, gelin şu demokrasiyi geliştirelim, geçmişteki şeyleri unutalım.
bu ideolojik körlüklerden de kurtulalım. Biraz önce ideolojilerden kurtulalım. Demokrasimizi geliştirelim. Türk işi ziyaret ettik Ergün Atalay Bey, Tabipler Birliği Başkanı ziyaret. Birçok sivil toplumları ziyaret ediyoruz. Şey şu hedef, çok güçlü bir demokrasi talebi toplumdan sivil irade oluşturmamız lazım. Demin yarım kaldı söyleyemedim. Milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı'nı sivil toplum kuruluşları kazanmıştır. Müdafaa hukuk cemiyetleri, hı hı. Türk Ocakları, Halk Evleri, Kuvayi Milliye Ruhu dediğimiz Evran şeyi, teşkilatları tamamen mesela Atatürk'te ilk Samsun'dan sonra bir ay falan 21 Haziran 19'da Amasya'ya geliyor. Amasya'da şey şu madde çok önemli, 3-4 maddeli bir şey ama evet, Amasya tamimi. Amasya tamiminde şu var. Diyor ki milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın müthiş bir şey bu. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı. Bu ruh, bu ruh milli mücadele ruhudur. Ve nereye geliyor? Ta Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve bir meclis savaş idare ediyor, bir meclis hükümet kuruyor. Hep meclis var, hep halk var. Yani kuvvetler birliği var ama halk var. Şimdi arkasından Atatürk'ün niyeti gerçekten evrensel normlarda bir demokrasiydi. Fakat o günkü tarihte dünyada demokrasi gelişmemişti. İtalya'da ya okuma Nazi yazma bilenlerin oranı %1,5 bile değil. Yani. Evet, evet ama Atatürk bunu hedeflemişti ve bunu yapamadı. Ama milli mücadeleyi biz bu şeyle kazandık, gururla kazandık. Demokrasi talebi olmadan, şimdi biz sivil toplumuzda tam demokrasi platformunda bunu kurmadık biz pandemi dolayısıyla. Bütün liderler, mesela özellikle burada Kılıçdaroğlu'na, bütün Karamallıoğlu'na, hepsine, Gültekin Uysal Bey'e gittik, hepsine Perinçek gönderip çok takdir ettiler. Güçlü bir irade oluşturmamız lazım halktan. Bundan sonra televizyonlarda inşallah sizin televizyona da geliriz bundan sonra bizim Türkiye'de. Bekleriz. Bütün sivil topluma diyoruz ki güçlü bir şekilde gelin demokrasi talebinde bulunalım. Evrensel normlarda bir demokrasi. Hayal görmeyelim. Çok kolay. Kuvvetler ayrımını koruyacaksınız. Bakın bugün meclis şeyin Kabe'si gibi, parlamento çok önemlidir. Ama Türkiye'de milletvekillerini halk seçmiyor maalesef. Kime veli nimetiniz kimse ona hizmet edersiniz. Lider veya partiler seçiyor. Halbuki direkt halkın seçmesi lazım. Ben Amerika'da seçimlerde gördüm, katıldım. Bir bölgeden senatör adayısınız değil mi? Veya temsilciler meclisi adayısınız. Eğer partiniz sizi destekliyorsa çok açık, böyle parti şey yapıyorsa, o sizin aleyhiniz olur biliyor musunuz? İşte o kendi gücüyle, kendi şahsiyetiyle, kendi bilgi, beceri, imkanlarıyla aday olur ve halka kendini tanıtır, anlatır, öyle olmaz. Ve direkt halkın temsilcileri. Bakın, demokrasi o kadar önemli ki, FED başkanı, bakın demokratlar geldi görüyorsunuz Amerika'da, yine eski başkanını atadı, Trump'ın atadı. Evet. Şimdi Türkiye'ye gelen büyükelçi, Jeffy Kemp, ismini bilmiyorum şimdi, yeni geldi biliyorsunuz, geçen hafta veya öbür hafta. Eski cumhuriyetçi. Cumhuriyetçi senatör, Arizona senatörü ve temsilciler meclisi üyeliği yapmış. Abi, çok iyi hatırlattın. Geçtiğimiz günlerde bu konuyu gündeme getirdik Orhan abiyle, ben şunu söyledim. 7 veya 8 Ocak'ta gelecekti. Biliyorsunuz bizim Washington Büyükelçimiz Tokyo'dan oraya atandıktan sonra Beyaz Ev'de, White House'da kabul edilmedi. Güven mektubunu Dışişleri'nin ve 4. sınıf bir yöneticisine bir restoranda sunabildi. Evet, başkan kabul etmedi değil mi? Evet, bizim Büyükelçiyi. Şimdi ben çok merak ediyorum. Yine Amerikan Büyükelçisi sarayda veya işte külliyede kabul edilecek mi, güven mektubu ne zaman verilecek onu çok merak ediyorum. Şaban ne dersin bu konuda? Yani eğer Türkiye, ki Türkiye'miz büyük bir de Jeff Flake, yeni büyükelçinin adı. Şimdi Türkiye, ya bizim devletimiz büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Eğer hani bu güçlü devlet, büyük devlet vizyonumuzla hareket edeceksek mütekabiliyet usulüne göre Erdoğan'ı da bu Jeff Blake'i Amerikan elçisini kabul etmemesi gerekir. Ya da önce siz Biden Murat Mercan'ı Beyaz Saray'da kabul edecek. Ondan sonra ben seni makul bir süre geçiririm. Ondan sonra ben seni kabul ederim demesi gerekmez mi Sayın Cumhurbaşkanı'nın? Ya bizim büyükelçimizi
ya dışişleri hakikaten o, ben şimdi sen onu söyleyince o restorandaki fotoğraf gözümün önüne geldi. Yani gerçekten utanç vesilesi. Gerçekten utanç vesilesi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Beyaz Saray tarafından kabul edilmiyor. Ya ama işte öbür taraftan da bakınca da işte hani sen niye dışişleri geleneğini bozarak eski bir milletvekili işte dünyanın en önemli merkezine işte büyükelçiliği tayin ediyorsun vesaire. Ama o tabii Amerikan yönetimini ilgilendirmez. Biz onu büyükelçi olarak göndermişsek Amerikan hükümetinin onu en üst düzeyde o usulüne göre kabul edip o akreditasyonunu yapması gerekir. Şimdi inşallah hani Tayyip Bey de bu Jeff Blake Amerikan elçisine o mütekabiliyet esasına göre davranır. Ama bu, ama öyle olur mu? Bakıp göreceğiz. Yani, göreceğiz. Bakıp göreceğiz. Bu arada çok sayıda mesaj var. Mesajların bana göre en önemli tarafı şu. Altını özellikle çizmişler seyircilerimiz. Diyorlar ki sokak, yani zorunlu olmadıkça insanların sokağa çıkmasın. Kar. Hala kar birçok yerde etkin ve kayıp düşmesin insanlarımız. Bırak ya. Ama işte gaz sıkıntısı var evde de artık battaniyeyle oturur durumdalar. Bu arada sabah Yılmaz abi gazeteleri değerlendiriyor ama bir, ben de zaman zaman bizim programda bakıyoruz. Bu arada Fatma Girik bugün cenazesi olacaktı ama kötü hava koşulları yüzünden ertelendi. Yani dün konuştuk bizim gençlik yıllarımızın idoli gibi. Gerçekten hepimizi çok duygular. Her birimizde bir anısı var, evet, değil mi? Kesinlikle. Ezo giyip bilmem mesela. Yani diğer Razana. Evet. Mesela Şişli gibi rantın en fazla bulunduğu yerde belediye başkanlığı yapmak. Üzerinde tek kuruşluk toz zerresi kadar bir şaibe kalmaması ve bir cumhuriyet kadını, bir Atatürk aşığı. Ya yani ışıklar için uyusun, ne güzel, güzel şey. İnsanlarımız yani. Ya bugün Allah rahmet eylesin. Şimdi Yılmaz Özdil de benim gibi sık sık duruşmalara gidiyor. Bugün neredeyse tabii Sedef Kabaş bir atasözünü tekrarladığı için tutuklandı. Yılmaz da uzun bir yazı da sanki atasözleri ansiklopedisi gibi yazmış. Yani kılavuzu, kargolanın burnu, işte bütün böyle yazmış. Bütün Leyli'yi havada gördü, işte Neve'yi yendik. Hatta o kadar uzun uzun hepsini, bütün bunları bize hatırlatmış. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'te mutlaka okunması gereken yazılarımız var. Emre Hoca'yı, Ali Sirmen'i, Şükran Soner'i mutlaka okuyun diyorum. Ve Yeni Çağ'da bugün beni sabahın köründe düşündüren yazıyı da Niyet Okuma Teknolojisi başlığıyla Selcan Taşçı yazmış. Selcan'a da çok teşekkür ediyorum. Böyle kalemlerin yetişmesi lazım. Çok güzel. Yani Selcan benim yeni kuşaktaki en çok okuduğum, okumadığım zaman aradığım, rahatsız olduğum bir kardeşim. Yani şimdi yolu karda, iktidar kapalı diyor. Bir gün gazetesi plansızlık yüzünden bu hale gelmiş diyor. Evet değerli seyirciler, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Birer dakika. Evet Şaban'cığım senden başlayalım. Temennilerimizi, düşüncelerimizi birer dakikada özetleyelim. Şimdi Sedef Kabaş'la ben de hani kapatayım. Yılmaz Özdil de onu yazmış bugün. Mutlaka okunsun. Bu arada Yavuz'un söylediği gazeteci arkadaşlarımızın hepsi de okunmalı. Bilgilenmek için. Sedef Kabaş'ın hani televizyonda söylediği ifadeler eleştirilir, tartışılır. O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Hepimiz farklı düşünebiliriz ama Sedef Kabaş'a yapılan hukuksuzluktur. Çok açık bir hukuksuzluktur. Bunu bütün AK Partili hukukçular bile, AK Parti'yi savunan arkadaşlar bile söylüyorlar. Ben dün akşam Haber Global'deydim. İki AK Parti'ye yakın işte hukukçu arkadaş vardı. İkisi de tutuklamadı. Bir araya gireyim. Şaban seni bazen o ekranlarda görüyorum. Nasıl katlanıyor diyorum oradaki. Tebrik ederim ya. Ama onlar da gerçekten yani kendileri de hukukçular. Cem Kaya ve Pınar Hacı Bektaşoğlu. İkisi de, birisi MHP'ye, birisi AKP'ye yakın. İkisi de yerden yere vurdular tutuklamayı.
çok yanlış olduğunu söylediler. Bir an önce Uğur Poyraz, Sedef Kabaş'ın avukatı, benim de hani dostum bir avukat, itiraz etti. Umarız ki itiraz hani bu yapılan yanlıştan dönülür ve Sedef Kabaş bu hukuksuzluktan kurtulur ve işte nasıl diyor, tutuksuz yani yargılanır. Ve basın üzerindeki bu baskılar gider. İkinci dileğim de sevgili Yavuz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o camide, Çamlıca Camii'nde Sezen Aksu için söylediği hani dilini koparırız lafını yeni bir açıklamayla düzeltmesi. Evet. Yeni bir açıklamayla düzeltmesi. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı hani fikir özgürlüğü işte. Ama Fahrettin bu işi tartışmayın, çekin bu işi. Demiş ama sosyal medyadan sızdı. Sızdıktan sonra yani Fahrettin Altun işin vehametine varmış herhalde. Engellemeye çalışmış ama sosyal medyadan cami içinde çeken vatandaş duyurdu bunu. Ama Cumhurbaşkanı'na düşen ya da Fahrettin Altun'a düşen bu işi yeni bir açıklamayla düzeltmektir. Evet, Mehmet Bey. Teşekkürler. Evet, son 30 saniye. Tabii de, bir de söyleyelim. Şimdi Türkiye seçim sürecine girdi yani. Geçti olsa. Sağduyu, akıl selimle hareket etmek, sokaklara şey yapmamak, bunlar biraz gerilim yaratılmaya çalışıyor. Bunlara kesinlikle şey vermemek lazım. Türkiye'nin beka meselesi, bazen çok bu iktidarla ilgili çok karamsar tablolar çiziliyor. Ben o kanaatte değilim. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Halkımız akıl selim sahibidir. Türkiye'nin beka meselesi falan yoktur kesinlikle. Olmaz, hiçbir zaman olmaz. Çünkü Türkiye İstiklal Marşı'nda korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Korkma bakın. Bir evet, ocak dahi korkmayla başlıyor. Bir tane ocak dahi sönmese bir şey olmaz. Burada yapacağımız şey demokrasiye inanmamız. Yine halkın ben sağduyusuna inanıyorum. Mesela bu iktidar 20 yıl uzun bir iktidardı. Tayyip Bey'i yanlış yönlendirdiler. Demokrasiye yönelse, hukuka, adalete, akla, bilime, demokrasiye yönelseydi bugün belki çok Türkiye büyük olurdu, kendisi de büyük olurdu. Umarız. Bu kesimler demokrasi kültürleri zayıf, öyle görüyorum. Mesela diğer muhalefet partileri de güzel bir çalışma yaptılar, güçlendirmiş veya iyileştirmiş parlamenter sistem diye. AK Parti'nin de hazırladığı bu yeni anayasa şeyleri var. Bunlardan inşallah yeni bir şey doğar demokrasi i̇nşallah açısından. Süremiz sona erdi. Yeni bir dönem başlar bu seçimlerle birlikte. Ben buna inanıyorum, güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim size ayrılan sürenin sonuna geldik ama ben son sözümü yine Sedef'in tutuklandığı gün ifade ettiğimi tekrar etmek istiyorum. Sedef'i bırakın. O bir anne. Benim adaşım Yavuz'un ihtiyacı var. Bir alın, ben gönüllü olarak yazarım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın efendim. Yarın görüşmek üzere.